21 Ocak 1996. Ankara'nın metropol ilçelerinden biri olan Sincan, Kudüs gecesinin ardından Türkiye'nin gündemine oturacağından habersizdi. 19 yıl önce bu salonda düzenlenen Kudüs gecesi, yapılan konuşmalar ve burada sahnelenen tiyatro oyunuyla Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. O günlerde gerçekten Filistin'de bugün yaşananların çok daha fazlası yaşanıyordu. Hem kitlesel anlamda hem de bireysel anlamda ciddi dramlar yaşanıyordu. Hem inanç bakımından hem de insanlık açısından bir zulmün dile getiriliş maksadıyla ihtiyaç doğan bir programdan birisiydi. Sadece Filistin'le ilgili gece veya bir program düzenlemedik. Nerede bir zulüm, bir dram, insanlık suçu varsa bunları belediye olarak dile getirmek bizim için bir vazifeydi. Bir insan olarak vazifeydi. Program çerçevesinde Filistinlilerin intifadasını canlandıran gençler sahneye çıkıyordu. Sahnede rol alanların ilerleyen günlerde cezaevine konacaklarından haberleri yoktu. Kudüs gecesindeki canlandırılan intifada sahnesi, Filistin'de zulüm gören insanların İsrail askerlerine karşı olan vermiş olduğu mücadeleyi anlatıyordu. Biz konunun o dönem içerisinde tekrardan insanların dikkatini çekebilmek maksadıyla adı üzerinde olduğu gibi Kudüs gecesinde bu sahneyi canlandırdık. Baba ile evlat helalleşir, evlat sokağa çıkar, askerler kurşunlama yapar. Bunlar taş atmaya çalışırlar ve sonunda oğul rolündeki kişi, yani ben, Allahu Ekber deyip şehadeti gerçekleştirmiş oluruz. Yani programın sonunda bu vardı, şehadet gerçekleşmiş olur. Bu şekildeydi. O insanlar o gün Filistin'deki çocukları canlandıran bir temsil oldu. Bu temsili şeriat çağrısı diye başlık attılar. Yani Filistin'deki bir zulmü dile getirmenin şeriat çağrısı olarak topluma yansıtılmasının ne anlamı olabilir? Biz sahne önünde 3-4 dakikalık bir skeç, bir drama sahnesi gerçekleştirdik ama esas oyunların biz perde arkasında oynandığını farkında değildik. Eğer oynamış olduğumuz tiyatronun ülkemizi bu kadar sarsacağını bilmiş olsaydık eğer, değil o tiyatroyu oynamak, o salonun içeri dahi girmezdim. Gecede bir konuşma yapan dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın kullandığı cümleler gündem olurken, ilerleyen günlerde belediye başkanlığı görevinden de alınmasına sebep olacaktı. Bazı cümleler sert olabilir. Fakat bir cümle konuşuluyorsa bunun karşılığı vardır. O günlerde Refah Yolu Hükümeti'nin gönderilmesine yönelik Amerika'dan gelen bir kripto vardı. Biz siyasetle uğraşıyoruz. Kriptonun ne anlama geldiğini biliriz. Ve bu hükümetin bir şekilde gönderilmesi gerekiyordu. Yerli ve yabancı bize karşı olan, yani milli duruşa karşı olan Türkiye'de bir siyaset anlayışı vardı. Yüzüstü yatıracağız, kollarınıza yobacaklarınıza basarak bu enjekteyi yapacağız. İsteseniz de istemeseniz de kollarınıza ve bacaklarınıza basıp bu enjekteyi yapacağız. Bu enjekteyi de vermiyorlar. Enjekte de demiyorlar. Enjekte nedir de demiyorlar. Şeriat enjekte edeceğiz diye bunu 1000 kere verdiler. Kudüs gecesinde tüm bu yaşananlar ertesi gün ana haber bültenlerinde ve gazete manşetlerinde gündem oluyordu. Ankara Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs gecesi adeta Hizbullah gecesine dönüştü. Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın şeriat çağrısı yapması ortalığı karıştırdı. Ertesi gün akşam haberlerde bir bakıyorsunuz bombardıman, bütün kanallar öyle hazırlık yapmışlar ki hepsi birden benzer kelimelerle, o günün spikerleri bir gözümüzün önünde, hepsi bindirilmiş kıtalar gibi bir hedefe yönelik çalışma yapmışlar. Yani salatayı, her şeyi hazırlamışlar, sunuyorlar bu akşam. Tabii şaşırıyorsunuz. Akşam haberleri açtığımız zaman biz de şaşırıyorduk. Hatta Ankara dışından bizi arayıp ya siz orada nasıl duruyorsunuz, olağanüstü bir durum var gibi insanlar da endişeye düşüp bizimle bunu paylaşıyorlardı. Ama biz burada yaşayan insanlar olarak günlük hayatımıza devam ediyorduk.
anormal bir durum yoktu aslında. Kudüs gecesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Sincan'da yeni bir olay yaşanacaktı. Tarihler 4 Ocak 1997'yi gösterdiğinde Etim Özgüt Zırhlı Birlikler Tümeni'nden kalkan 20 tank Sincan sokaklarından geçti. Tankların geçişi Refah Yolu Hükümeti'ne üstü kapalı mesaj niteliğinde algılanırken dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in demokrasiye balans ayarı yaptık sözleri 28 Şubat postmodern darbesinin habercisiydi. O güne kadar ve o günden sonra hiçbir zaman tanklar zırhlı birlikten Akıncı'ya karayoluyla transfer edilmemiştir. Hiçbir zaman bir tek 4 Şubat. Aslında tanklar Anadolu'ya yürüdü, milli iradeye yürüdü, meclise yürüdü, millete yürüdü. Dolayısıyla Sincan'da bu 28 Şubat sürecinden etkilenen, sıkıntılarını çeken yerlerden bir tanesi. Yanı başımızda Etimesgut ilçemiz var. Oradaki tank birliğinden tanklar gelmiş, buradan tatbikata geçmiş gibi düşünüldü ama daha sonra bu medya aracılığıyla farklı amaçla yapıldığı duyurulunca biz de öğrenmiş olduk aslında. Ülkemizin ordusunun tankları geçmiş, yani biz olumsuz bir düşünceye kapılmamıştık. Sonradan oluştu bu hava. Tankların geçişi sadece Refah Yolu Hükümeti'ne bir mesaj değildi. Sincan sosyal ve ekonomik açıdan da zor bir süreçten geçti. İlçe halkının uzun yıllar boyunca tankların geçtiği Sincan olarak hatırlanmasına da neden olmuştu. Bir defa Sincan bundan ilk zamanlar duygusal anlamda çok etkilendi. Toplumsal etkilenmeler oldu. İnsanlar üzüldü, insanlar sıkıntıya düştü, belki kendini dışlanmış da hissetti. Fakat gerek bizde, gerekse burada yaşayan insanlar kendini suçlu olarak görmedi. Tabii bu durum bizde hem sosyolojik olarak hem de psikolojik olarak bizde de olumsuzluklar meydana getirdi. Biz eskiden nerelisiniz denildiği zaman Sincanlıyız derken biraz övünürdük. Çünkü Sincan bizim çocukluğumuzda lale bahçelerinin olduğu, Ankara metropolünden insanların alışveriş yapmaya geldiği, çok sakin, huzurlu bir yerleşim yeriydi. Birçok memuriyet dolayısıyla Sincan'a yerleşmiş insanlar da görevleri bitince Sincan'da kalıyordu. Öylesine güzel, huzurlu bir beldeliyiz demekten övünürken belli bir süre Sincanlıyız demeye çekinir olduk. Hiçbir dostunuzun yanına gidemiyorsunuz. İnsanlar sizi sanki belirli soru işaretleriyle karşılıyorlar. Yani kimsiniz, nesiniz, siz neydiniz, biz sizi nasıl tanıyorduk, siz ne yapmışsınız? Bir vatan haini gibi muameleler görmeye başladık zaman zaman. Kimi insanlar bizim yaptığımızın çok doğru olduğunu, kimi insanlar ise bizi tanımayan insanlar daha çok. Eleştiri yağmurlar altında tutulduk. Medyaya taşındık sürekli olarak. Halen hiç bilmediğim, tanımadığım bir ortama girmemde ben sizi bir yerden tanıyorum deyip bir insanın karşıma çıkması beni halen üzmekte. İnsanlar Sincanlıyız deyince bize bir değişik bakmaya başladı. Biz bundan belki normal hayatımızda bir değişiklik olmadı ama psikolojik olarak biz de etkilendik. Uzunca bir süre işte Sincanlılar askeri okullara alınmadığı, devlet dairelerine işe girmekte zorlandığı şeklinde bir kamuoyu algısı oluştu. Ekonomik anlamda ciddi işte konut fiyatları, inşaat sektörü bundan etkilendi. Bir gün bir toplu taşıma aracına Kızılay'a giderken bir tane teyzenin karşıma çıkıp oğlum senin yüzünden benim çocuğum okulumdan kovuldu demesini ben hiç unutmuyorum. Daire fiyatları, işte daire üretimi bundan olumsuz etkilendi. Bir süre dışarıdan yatırım yapmak isteyen insanlar bu endişeyi taşıdığı için biraz etkilendik olumsuz olarak. Belli bir süre sonra bu sis bulutları tabii dağıldı. Gene normal rayına oturdu. Sincan'dan geçen şehirler arası trenlerin Sincan'da önceden durup yolcu alırken hemen bu olayların akabinde sanki Sincan halkının cezalandırılmak istendiği neticesinde Sincan halkı öncelikle ters yöne Ankara Büyükkara'ya gidip Büyükkara'dan
trene binip tekrardan Sincan'a geçip İzmir'e, Eskişehir'e, İstanbul'a gittiklerini biz biliyorduk. Sincan halkı tamamen cezalandırılmak istendi. Çok yoğun bir şekilde elektrik kesintilerinin olduğunu biliyoruz. Tabii bunun çeşitli mazeretleri üretmeye çalıştılar. İnsanlar bunların hepsini biliyorlar. Yıllar geçtikçe insanlar Sincan'daki durumun, duruşun ve o günkü eylem biçiminin içerik ve niteliği olarak çok anlamlı olduğunu da biz biliyoruz. Nitekim bizim bugün Cumhurbaşkanımız daha önceki dönemlerde, yani 12 yıldır başbakanlığımızı yapan Recep Tayyip Erdoğan Sincan'da Ankara mitinglerinin en son 2 miting hariç hepsini Sincan'da yaptı. Bunun bir nedeni var. Sincan'ın bir anlamı var. Bu anlamı dillendirmeden sahiplenmeyle ortaya koymuş oldu. Bu bir izzet, bu bir onur, bu bir duruşun göstergesidir. 28 Şubat süreciyle de ilişkilendirilmesini ben temelden doğru olmadığını düşünüyorum. Ama 28 Şubat'ta tankların Sincan'dan da geçiyor olması, geçmiş olması ve tankların geçtiği resim karesinde siloların da görünüyor olması ve benzeri. Tabii bu kareler hep gündeme geliyor. Ve bu tankların geçtiği karedeki siloları kaldırdı. Sağ olsun şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde onun destek ve katkılarıyla o alanı sosyal, kültürel ve rekreasyon amaçlı Sincan Belediyesi olarak düzenledik ve şu anda orada bir demokrasi parkı, vatandaşlarımız kendi koydu bu ismi, güzel bir parkımız var, bir de güzel bir kültür evimiz var. Sincan bugün Ankara'nın en büyük metropol ilçelerinden biri. Şehir merkezine olan uzaklığına rağmen ulaşım ağının geniş olması, Türkiye'nin önemli organize sanayi merkezini içinde barındırması, asayiş olaylarının en az yaşandığı ilçelerden biri olması gibi daha birçok nedenle yoğun göç alan bir ilçe. Tabii Sincan demek Anadolu'nun bir özeti demek. Sincan'da 81 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Ve bu hızlı göç alan, hızlı büyüyen bir ilçemiz. 1956 yılında belediye olan ilçemiz yaklaşık 86 bin kilometre kare bir alanda ve yeni sanayi alanlarıyla, ticaret alanlarıyla, yeni yerleşim alanlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle hızlı büyüyen bir ilçemiz ve Ankara metropolünün önemli bir merkezi. Ankara'nın batı yakasında gerçekten önemli bir merkez durumunda. Büyüme trendinde bir ilçeydi. O zaman da öyleydi. Hala devam ediyor bu. Nüfusu 500 bin şu anda. Ankara'nın organize sanayilerin içinde barındıran bir ilçe. Bir tarafı Eskişehir yolu, bir tarafı İstanbul yolu. Ve bu büyüme devam edecek. Bu 18 yılda bu süreç yani büyümeyi durdurmadı. Bundan sonra da devam edecek. Sincan'ımızda tabii şu anda hızlı treniyle ve yeni yapılaşmalarıyla çok ciddi anlamda gelişme gösteren bir ilçemiz. Ve Sincan'ımızda şu anda yeni kentsel dönüşüm projelerimizde çok ciddi yeni yerleşim alanları gerçekleştiriliyor. Ulaşım noktasında metromuz Sincan'a kadar geldi. Daha sonra bu ulaşım ağında yeni bulvarların açılmasıyla. Yani şunu söylemek istiyorum. Sincan, Ankara metropolünün çok merkezi. Sincan'da tanklar geçeli tam 18 yıl oldu. Sincanlar artık o günleri hatırlamak bile istemiyor. Sincan artık içinden tankların değil, hızlı trenin geçtiği ilçe olarak anılmak istiyor.